Daner ya da saygıda Helen, oyunculukta yüz en güçlü yüzeylerden biridir. Tabii ki tüm karakterlerde yüze odaklanılmaz. Özellikle kaşları veya dudaklarıyla duyguları vermekte bazı oyuncular fiziksel olarak şanslıdır. Bu oyuncularda kaşlarla birlikte hareket eden alın çizgileri neredeyse tüm duyguları kurmakta biçilmiş kaftandırlar. Eğer fiziksel olarak böyle bir yüze sahip değilseniz, etkili bir boyun, bilek hareketleri veya bedenin tümü ekranda daha fazla görünmeye başlar. Saygıda beden diliyle karakterini oynayan Nejat İşler yani Encüment'tir. Bu beden dilinin de Walking Dead'in güçlü, zeki, acımasız ve espritüel Negan'ından kopya edildiği söylenebilir. Daner ise Helen karakteri için imaj değişikliğine gitmiş ve karakteri için beden dilinden ziyade yüzünü ön plana çıkarmış. Geniş alın ve kalın kaşların yerine kakülle kapatılan alnın hemen altında gözler bizi karşılıyor. Bu yüzde odak artık gözler ve bu haliyle karakterin genel şablonunun Tokyo'dan alındığı söylenebilir. Kakülle birlikte öne çıkan gözler fevri bir karakterin bizi beklediği anlamına geliyor ve aynı zamanda hedefe kilitlenen bir irade. Tokyo'ya göre daha dolgun bir yüz ve yayvan çene onu birden daha anaç kılıyor ama Tokyo'da olmayan çiller Helen'e yeniden asi bir çizgi katıyor. Burundan yanaklara doğru uzanan çiller Helen'in yüzünde adeta doğanın gizlenemeyen izi olarak duruyor. Tamamen biçimlendirilmiş bir yüzde biçimden kaçan unsur. Helen saygı dizisinde uzlaşmacı bir karakter olmayacak. Eğer 3. bölümde Encümet'i dinliyorsa bu kendi ajandasını uygulayabilmek için. Tıpkı Tokyo gibi. Encüment ise beden diliyle ekranda olacak. Çünkü gücü temsil ediyor. Güçten dolayı rahat ve küçümseyici, alaycı. Özellikle omuzlar rahat. Omuz hareketleri ön planda ve onların rahatlığına ayak uyduran bacaklar. Encümet'i asla aceleci bir tavır içerisinde görmeyeceğiz. Evet, bu karakterlerin fiziksel olarak nasıl kuruldukları daha fazla irdelenebilir. Ancak şimdilik burada bırakıyoruz. Başka bir çözümlemede tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.